Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içerisinde farklı derinliklere iner, kimi de dibe batar. Elma, tahta parçası, kağıt, vida ve misketi suya attığımızda şekildeki gibi dengede kalırlar. Elma ve tahta parçası su içerisinde yüzerken vida ve misket suda batar. Kağıt ise askıda kalır. Sıvıya batırılan bir tahta parçası yukarı çıkmak ister. Tahta parçasının tamamı batacak şekilde sıvı içinde tutabilmek için üstten bir kuvvet uygulamak gerekir. Tahta parçasını su içerisine batırırken suyun tepki gösterdiğini deneyerek görebilirsiniz. Suyun bu tepki kuvveti kaldırma kuvvetidir. Sıvıların kaldırma kuvvetini Arşimet bulmuştur. Çok büyük kütleli ve büyük boyutlu gemiler bile suda Arşimet prensibi sayesinde yüzerler. Kaldırma kuvvetini daha iyi anlayabilmek için M kütleli bir cismin ağırlığını havada, suda ve tuzlu ya da şekerli suda ölçelim. Deney yaptığınızda bulduğunuz sonuçların birbirinden tamamen farklı olduğunu göreceksiniz. Sıvıların öz kütlesi arttıkça kaldırma kuvveti de artar. Bundan dolayı şekildeki dinamometrenin gösterdiği değerler arasında G1 büyüktür G2 büyüktür G3 ilişkisi vardır. Bunu başka bir deneyle de görebilirsiniz. Saf su içine atılan yumurta dibe batar. Suya tuz ilave edilerek karıştırıldığında yumurta yüzmeye başlar. Bunun nedeni suya tuz karıştırıldığında suyun öz kütlesinin artmasıyla kaldırma kuvvetinin de artmasıdır. Bütün akışkanlar, sıvılar ve gazlar içerisinde bulunan maddeye kaldırma kuvveti uygularlar. Sıvı ne kadar yoğunsa uygulanan kaldırma kuvveti de o kadar fazladır. Bu yüzden suyun kaldırma kuvvetini suya girdiğimizde hissederiz ama havanın bize her zaman uyguladığı kaldırma kuvvetini hissedemeyiz. Çünkü havanın kaldırma kuvveti çok küçüktür. Gazların kaldırma kuvvetini en iyi balonlarda görebiliriz. Balon hava akışkanına batırılmış bir cisimdir. Yani balonun hava içerisinde yükselmesini istiyorsak bir şekilde balonun toplam öz kütlesini azaltmamız gerekir. Bunun da çeşitli yolları vardır. Örneğin, balon içindeki havayı ısıtarak içindeki havanın yoğunluğunu azaltabiliriz. Başka bir yöntem ise, balon içerisine havadan daha hafif bir gaz doldurmaktır. Uçan balon havayla şişmez. Hidrojen denen, havadan 15 defa daha hafif bir gazla şişirilir ki çok yükseklere uçabilsin.